Filenin Sultanları ile ilgili bunu söyleyecektim. Yani Filenin hani medyadan girmişken ısrarla birkaç gündür spor gazetelerimizin maalesef ilk sayfalarında çok az gördüğümüz ya da hiç görmediğimiz sporcularımız şu an Türkiye'nin başarılı branşı olarak yine olimpiyatlara gitmeye hak kazandılar. Bu arada hani hepsini birer birer ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Ama bunu yaparken de futboldan madem bu hani süper pozisyon yapacağız, oraya geçelim. Bir düzen yapılabiliyorsa, bir strateji, bir politika, spor politikası uygulanabiliyorsa voleybola bakılması yeterli. Ben dün onu söyledim. Yani bu program alınıp incelensin. Çünkü özellikle takım sporlarında bayan basketbol ve kadın basketbol ve kadın voleybolu dışında olimpiyat bileti almış başka bir organizasyonumuz, programımız yok. Bu programı kadın basketbolundan da ayrı tutuyorum. Çünkü kadın basketbolu kulüplerde inişler çıkışlar yaşadı. Yine başarılı. Başarısız değil. Yani Final Four gördü takımlarımız, şampiyonluk gördü. Final oynadı iki takımımız. Yani Avrupa'nın zirvesine kadar çıktı. Ama inişli çıkışlı bütçeye bağlı olarak. Ama voleybolda ne yabancı kuralı, ne yabancı koç, ne takım, ne milli takım 15-20 yıldır zirvede. Kaldı ki. Takımlarda da hep zirvede. Evet. Milli takımda hep bir yerde. Yani orada oynuyor. Dünyanın hani şey de değil. Dünyadan ve jenerasyon en iyi getiriyoruz sürekli. Yeni dünyadan yeni en iyi oyuncuları da getirebiliyorsun buraya. Evet. Oynatıyorsun burada bir de. Mükemmel bir program. Yani bunun temellerini atanlar da, şu anda bu başarıyı sırtlayanlar da, kulüp olsun, dediğin gibi federasyon olsun, bu programın ana maddeleri hakikaten bütün takım sporlarına bir model olmalı, araştırılmalı. Hakikaten muazzam bir başarı. Yani bir spor branşı ve onun altyapısı, eğitimi nasıl entegre edilir? Eğitimle nasıl yürütülebilir? Çünkü ülkemizdeki temel sorunlardan bir tanesi de bu. Milli Eğitim Bakanlığı da bu yasaya muhtemelen veya bu oluşuma, çalıştaya dahil olacaktır. Sporcu eğitime mi gidecek, okula mı gidecek, antrenmana mı gidecek, nasıl gidecek, ulaşımını nasıl alacak vesaire. Voleybol bunu çözmüş. Şimdi ülkede çözebilen bir federasyon varken el üstünde taşımamız ve sürekli oyuncu çıkarıyorken siz nasıl yaptınız bunu diye yani, iyice irdelememiz lazım. Ben hani çok tebrik ediyorum federasyonu da, oyuncuları da, koçu da, menajerimiz Pelin Emniyetliği de, gerçekten hepsi yani, kimin emeği yani muhteşem işler orada yaptılar. Olanlar yani orada olanlar değil sadece, dediğim gibi şu son 10 yıldır bu işi bu noktalara getirip bu noktalarda tutanlara teşekkür edelim ve tebrik edelim. Hani konuştuk ya 2010'lar futbol, burada dördümüz yorum yaptık. Yani 2010'lara İspanya futbolu mesela damgalandı. Hem kulüpler hem milli takım. Yani erkek futbolunda İspanya neyse, kadın voleybolunda Avrupa için Türkiye o bence. Evet. Yani hem kulüpler hem milli takım olarak hep bir yerdeyiz. Evet. Ya tabii ki milli takımlar düzeyinde domine etmiyoruz ama zaten bir gün biz biriz, bir gün Almanlar bir gün işte Sırplar, İtalyanlar. Yani değişebilir ama hep oradayız, onu demek istiyorum. Aynen öyle. Hep İspanya nasıl hep oralarda, bizim kızlarımız da hep oralarda. Hakikaten muazzam bir şey.